Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy hangi meslektaşlarına repertuarlarımı kopyalıyorlar diyerek göndermede bulundu. İzliyoruz. Sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, Etiler'de görüntülendi. Ersoy, son olarak sunuculuğunu yaptığı müzik programında şu imalı açıklamasıyla gündeme gelmişti. Zaman zaman Instagram'da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programlarımızdan repertuar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor. İstiyorum ki mesela Müheyya Oldu Meclis, bir Hicaz Divan, bir Şehnaz Divan. Onları da okusalar gerçekten çok mutlu olacağım. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi, teşekkür efendim. Ederiz. Efendim, bugünkü açıklamayı sorsaydık. Genç sanatçıların sizin kullandığınız repertuarların kullanmasıyla alakalı. Ne güzel işte, benden repertuar not alıyorlar. Ben de dedim ki A klasikleri de okusunlar. Çünkü bunlar da müziğimizin değerli besteleri. Hepsi bu. Instagram'a çok önünüze düşüyor mu? Yani bunlar... Instagram'a çok fazla girmiyorum. Yani hala o konuda biraz tecrübesizim. Usta sanatçı konuyla ilgili isim vermekten kaçındı. Acaba kimler yapıyor acaba? Kimlerden hani... Duyuyorum işte, ne bileyim, birçok meslektaşımın programından notlar alıp repertuar oluşturduklarını. Bu da benim hoşuma gidiyor. Evet. Mutlu ediyor beni. Ben de onun üstüne dedim. Hani aralarda A klasikler de okuyoruz. Çıkışlarda filan. Onlardan da okusalar, alsalar daha da hoş olur diye. Son dönemde var mı böyle bir örnek, var mı acaba? Örnek teşkil edecek biri var mı? Hani gözünüze çarptı mı? Vallahi bilmiyorum yani işte orkestra arkadaşlarımın söyledikleri notlar alındı. Evet. Bazı meslektaşlarımın okuduğu, hepsi bu. Muazzez Ersoy, genç kuşaktan sesini en beğendiği şarkıcının da Ayşen Birgül olduğunu söyledi. Yalanmış bu aşka verdin değer. Son dönemde böyle gözünüze çarpan, sizin sesini beğendiğiniz biri var mı acaba? Takdir ettiğiniz. Var. Kim var efendim? Ayşen Birgül. Ayşen Birgül. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Alaçatı'da evlenen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'la müzisyen Emir Ersoy neden kız isteme merasimini nikahtan bir gün önce yaptı? İsteme, işte ailelerin tanışması herhalde dün mü oldu? Evet, dün oldu. Evet. Her şey çok çabuk oldu. Düğünde aynı zamanda 38. yaş gününü kutlayan Beren Saat nasıl coştu? Az sonra. Ünlü popçu Hadise, ayrılık iddialarına inat, nasıl mutluluk pozları verdi? Evleneceksiniz, düğün hazırlıkları başladı mı arkadaşlarım? Yazar mı nikah? Nikah. İş insanı Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, hamile olduğu iddiasına ne tepki verdi? Az sonra. Geçecek adlı şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Tarkan hangi çarpıcı açıklamaya imza attı? Tarkan Geçecek adlı şarkısıyla gündemden düşmüyor. Megastar, tartışma yaratan şarkısına gösterilen büyük ilgiye sosyal medya sayfasına yayınladığı videoyla teşekkür etti. Merhabalar. Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geçecek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Hafta başı ofisine girerken görüntülenen Tarkan soruları yanıtsız bıraktı. Müzik
Megastar'ın eşi Pınar Tevitoğlu ise uzun zaman sonra ilk kez Tarabya'da kuaför çıkışı kameralara yansıdı. Merhabalar, nasılsınız? Kuaför de olmasa göremeyiz efendim. Bir sorun, Tarkan Bey sorun, uzun zamandır görüyorsunuz, yeni şarkı çıkardı. Albüm çalışmasına da girdi diyebilirim. Birkaç kelime etseydiniz. Geçecek, geçecek, elbet bu da geçecek. Sadakatsiz dizisinin arası Berkay Ateş, milli voleybolcu Simge Köz'le beraberliği hakkında neler söyledi? Mutluluklar dileriz. Sağ olun, teşekkür biraz ederim. Biraz da onu konuşsak mı? Hani ne zaman başlayacağız? Keyifli yaşıyorum ya. Az sonra... Şimdi sizi çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Bakalım bu hafta kim, kiminle, nerede kameralarımıza takılmış izliyoruz. Cesur sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen ünlü popçu Gülşen, Etiler'de bir estetisyen çıkışı kameralara takıldı. Biraz ne haber ya? Nereden çıktınız? Arabayla hiçbir yere gitmeyeceğim ben artık. Arabesk müziğinin baba lakaplı usta ismi Orhan Gencebay, kadın şarkıcıların son dönemde tartışmalara konu olan iddialı kıyafetlerini, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık. Şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım sözleriyle eleştirmişti. Bunun üzerine Twitter'da Gencebay'ın geçmişte Hülya Avşar'la verdiği samimi görüntüleri trend topic oldu. Geçen haftalarda gelen eleştirileri, sahnede bikini giyerek protesto eden Gülşen de bunun üzerine Gencebay'a Namus şarkısıyla gönderme yaptı. Gelen tepkiler üzerine üzülen ve bir televizyon programına bağlanan Orhan Gencebay, "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır." açıklamasını yaptı. Gülşen Hanım, en azından şu son açıklamanızı sorsaydık, çok konuşuldu. Orhan Gencebay da sizden özür diledi. Teşekkür ederim. Mikrofonu Orhan Bey'den özür diledi. Orhan Bey özür diledi Gülşen Hanım. Ünlü manken Çağla Şikel, Arnavutköy'de bir mekana girerken görüntülendi. Sabah akşam beraberim. Aynen onlara gidiyorum. İyi akşamlar. Adı son dönemde Melisa Döngel'in eski sevgilisi Deniz Şahin ile anılan Şikel, konuşmak istemedi. Nasılsınız? İyi akşamlar. Sokakta konuşmayalım ne olur. Daha çok sonra konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Arkadaşlarım bekliyor. İnşallah başka zaman konuşuruz. Teşekkür ederim. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde seyirci karşısına çıkan Yeşilçam'ın usta ismi Serdar Gökhan, Etiler'de bir AVM'de eşi ve oğluyla görüntülendi. Basına küs olduğunu söyleyen 76 yaşındaki oyuncu agresif tavırlar sergiledi. Arkadaşınızsınız. İyi değilim. Sizle konuşmuyorum. Kusura bakmayın. Tamam oğlum, hadi gidin Allah aşkına. Gidin hadi. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Peki neden acaba? Ünlü popçu Bengü, Bilal Sonses imzası taşıyan yeni şarkısı Kimse Bilmesin'le 3 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluştu. Senin olsun ne olur kimse bilmesin. Bengü'nün klip çekimleri için stüdyonun içinde 60 metrekarelik yapay bir havuz da oluşturuldu. Ünlü oyuncu Bestem Sözdemir, şef Yağız İzgül'ün ardından işletmeci Türker Dağdelen'le ilişkisinin de kısa sürdüğünü açıkladı. Özel hayatı da soralım. Nasıl gidiyor? Gitmiyor. Teşekkür ediyorum. Çok hızlısınız. Bir gidiyor, bir gitmiyor. Keşke benimle alakalı olsa bazı şeyler. Ama hani hayatta hep bazen bazı şeyleri... en çok buna dert yandım son dönemde. Evet. Ben bir şekilde... Mutlu olamıyorum. Olamıyorum, evet. Neden böyle bir şanssızlığınız var sizce? Sonra bilmiyorum, hayat bazen böyle oluyor demek ki. Benim için de bu son dönem, bunu bulamadığım bir dönem oldu.
Hayırdırsa. Açık mıyız peki aşkı hala kapalı? Ya, bu böyle daha bir şey değil bence. Yani evet hani hiç bir türlü bir tutturamadım o dikişi. Umarım bundan sonraki ilerleyen günlerimde tuttururum. Güzel oyuncu 14 Şubat'ı engelli köpeği Mia ile evde geçirdiğini anlattı. 14 Şubat nasıl geçti senin için o zaman? Köpüşümle çok tatlı evimizde. O da benim aşkım. O da benim her şeyim. Mia ile tatlı tatlı geçirdik. Hülya Avşar'ın da bir açıklaması oldu. Sosyal medyada, Instagram'da çok fazla vakit geçiren bir erkekle beraber olmam çok diye. Çok mantıklı bence. Evlenmem yani, bile dedi. Aşırı mantıklı. Erkek için çok başka bir dünya sosyal medya. Hani kadınlar çok fazla giyinip kuşanıyoruz ve paylaşım yapıyoruz ama bir erkeğin çok fazla sosyal medyada fotoğraf kasması gerçekten... Var mıydı hiç böyle bir erkek arkadaşınız? Veya kötü bir... Belki vardır. Kötü bir şeyle karşılaştınız mı? Öyle sorayım. Garip geliyor bana kötü bir şeyle karşılaşmak. Ne bileyim, yani oradan birini bir şey bulmak değil. Bana. Hayır, kendini çok beğenip sürekli ayna pozu çeken erkek şeyi biraz bana itici geliyor sadece. Yani dürüstçe. Sürekli aynada, kadın şeyi gibi geliyor onlar bana. Hani aynada kız kıza çekeriz biz fotoğraf. Bunu çok erkeklere yakıştırmıyorum galiba. Sizin kriterler neden? Öyle bir kriterim yok benim. Ben artık insan olsun modundayım. Hani adam olsun, insan olsun. Ben de çok mıç mıç severim. Hani hep böyle yan yana olalım işte. Daha böyle sevgi pıtırcıyım ben ilişkide. Evet. Bu herkesin hoşuna giden bir şey değil. Size biraz Ağır Abiler denk gelmiş herhalde. Böyle çok mıç mıç sevmediği için. Keşke Ağır Abiler denk gelseydi. Çok teşekkür ediyorum. Yoksa herkesin yolu açık olsun. Şöyle bir şey değil. Uyuşmak başka bir şey. Biz uyuşamadık. Ünlü oyuncu Ersin Korkut, beraber İyi Kötü Çirkin adlı tiyatro oyununda rol aldığı Eray Yasin Işık'la bir ödül törenine katıldı. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Birazdan ödülü aldıktan sonra belki bir konuşma da yaparız. Orada görüşmek üzere. Bunun dışında işte tiyatro, ondan sonra bir de sinema, filmi geliyor. O da sürpriz. Komedi. Bende drama olmaz. Evet. Komedi filmi inşallah. Bakalım göreceksiniz zaten. Denemeyi açıklayacağız. Düşünürsünüz dramı. Efendim? Denedik olmadı. Evet. Neden olmadı? Ya işte Kutsal Damacı'da aslında bir drama sahnem vardı. Ağlama sahnesi. Gene insanlar güldü. O yüzden bana drama gitmiyor. Ama denemek isterim. Tekrar deneyeceğim. Olana kadar deneyeceğim. Korkut neden Survivor All Star'a katılmadığını da açıkladı. Başka işlerle çakışıyor. O yüzden gidemedik. Takip ediyorum tabii. Benim gönlüm ünlülerden yana. Kırmızı takım. Elif. Elif. Bilmece adlı yeni şarkısının klibini görücüye çıkaran Aynur Aydın gelen yorumları değerlendirdi. Olumlu tepkiler olduğu kadar olumsuz tepkiler de oldu. Yo. Klip için çok da konuşuldu. Ay yalan, iftiraya gel. Asla öyle bir şey olmadı. Yani ben %90 hep olumlu yorumlar aldım. Gerçekten herkes çok beğenmiş. Hele ki bu dönemde hani bu kadar cesur bir şey yapmamdan gençler çok memnun kaldılar. Onun için yola devam. Aydın, şarkıcı Gizem Tuncer'in "Parasız adam gereksiz adamdır" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Ben onun çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü bence Gizem onu asla hani böyle kötü niyette illa zengin birisi olacak diye değil. Ama bir erkek kendine zaten öz saygısı varsa çalışıyordur, kendi parasını kazanıyordur diye düşünüyorum. Sizin var mı kriterler bu konuda? Benim hiç kriterlerim yok. Nefes alsın yeter değil mi? Vallahi ben oraya kadar indik. Yok. Tabii ki var. Güzel koksun. Güzel baksın. Hijyenik olsun. Ben niye hijyene girdim şimdi onu da bilmiyorum. Güzel şarkıcı, Instagram'ı olan bir erkekle sevgili olmam açıklaması yapan Hülya Avşar'a da destek verdi. Yani Hülya işini biliyordur. Onun için ben Hülya'ya katılıyorum. Ben de hani Instagram'ı olmayan erkekler bana daha cazip geliyor. Bir kapı markasının yüzü olan ünlü aktör Tamer Karadağlı, Etiler'de bir et restoranı çıkışı kameralara takıldı. Tamer Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ olun. Bir iş toplantısı mı oldu? Yeni bir proje mi geliyor? İnşallah. Görüşürüz. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim, sağ olun. Karadağlı, sosyal medyayı sallayan Tarkan'ın Geçecek şarkısını dinlemediğini söyledi. Tarkan'ın çıkardığı yeni bir şarkı vardı, onu sorsaydık şarkı size. Şarkı dinleme fırsatınız oldu mu? Gökhan abi. Sosyal medyada çünkü bazıları çok eleştirdi, bazıları çok beğendi. İyi akşamlar çocuklar.
Teknik. Teşekkür ederim. 3 Kuruş dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, Aynen Aynen adlı dizideki eski partneri Nilperi Şahinkaya'nın Armutlu'da bir mekanda düzenlenen 34. yaş günü kutlamasına katıldı. Sağ ol abi, teşekkür. Güzel geçiyor abi, çalışıyoruz, yoğun. Nilperi Hanım da doğum günü. Evet, onu kutlamaya geldi. Nasıl geçti kutlama? Güzel geçti ya, arkadaşlar arasında. Siz neler yapıyorsunuz bunun dışında? Her zaman göremiyorum. Abi hep çalışıyoruz ya, vallahi bir şey yaptım. Saçlarınız sosyal medyada, gündemde. Seninki de çok. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Gel gel sarışınım gel. Ünlü şarkıcı Buray, kendisiyle şarkı söylemek isteyen 11 yaşındaki görme engelli Amelia'nın hayaline kayıtsız kalmadı ve İstanbul'dan İzmir'e giderek Amelia ile birlikte piyano çalıp şarkı söyledi. Aşk, Mantık, İntikam dizisinde rol alan Cem Belevi, hafta içi bir ödül törenine katıldı. Belevi'nin son olarak sevgilisi İrem Derici ile beraber hayata geçirdiği Cemiyet Gazinosu projesi büyük ilgi görmüştü. Evet evet, ben buraya da zaten dizi setinden geliyorum şu anda. Aynı zamanda Aşk, Mantık, İntikam dizisinde Efe karakterini canlandırıyorum. Kalan zamanlarda Cemiyet oluyorum. Kalan zaman kendime zaman ayıramıyorum ya Cemiyet. Geçen günlerde Kartepe'de konser veren İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi'ye olan aşkını şu sözlerle ilan etmişti. Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım, çok seviyorum, 38 beden oldum çünkü sadece aşık olunca kilo veriyorum. Geçtiğimiz günlerde de İrem Hanım konserinde, evet, aşkını artık haykırdı diyebilir miyiz? Diyorsunuz işte, ne kadar da güzel diyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Ben sadece aşık oldum artık ya. Daha ne kadar açık olabilir yani ben durum. Her şey açık ortada. Kilo veriyorum dedi. Kendisi de çok kilo verdi. Öyle mi? Ne kadar güzel söylemiş. O ona kilo da yakışıyor. O her türlü güzel olması. Yani çok kalbi bir kere güzel olduğu için kilo alsa da yakışıyor. Verse de yakışıyor. Peki o zaman şunu soralım. Çok güzel giden bir ilişki var. Ne güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel bir ödül töreni var. Hadi geçelim mi beraber? Senden sonra aşkım demedim. Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, keman virtüözü olan babası Saim Akçıl'la bir konferans için bir araya geldi. Müziğe adanmış hayatlar değil mi baba? Evet. Gerçekten de öyle bir hayat yani. tabii çok gurur verici bir şey benim için de böyle bir gün. Çocukluğu nasıldı Sinan Bey'in? Çocukluğu mu? Valla bayağı yordu bizi. Teşekkürler. Ne anlamda, biraz hareketli bir çocuk muydu? Yani hareketliydi. Yaramazdı diyemeyeceğim ama hareketliydi. Konservatuara verdik onu küçük yaşta. Kurtulmak için. Piyano eğitimi aldı İstanbul Belediyesi Konservatuarı'nda. Fakat bir müddet sonra vazgeçti piyano çalmaktan. Çalmaktan değil de klasik diyelim. Klasik çalmaktan. Klasik çalmaktan. Sonra konservatuarı da bıraktın galiba değil mi? Bir şeyler oldu baba ya. Oraları tam hatırlamıyoruz. İşte o bir şeyleri ben bilmiyorum. O popa geçiş zamanı. Evet. Çalışkan bir öğrenci miydi peki efendim, dersleri vesaire? Yok, o zamanlar çalışkandı tabii. Ama gerisini kendisi anlatsın. Babam hep şey der, cepten yiyorsun, sadece yetenek yeterli değil, çalış falan. Ben hep yeteneğe güvendim. O zaman da öyleydi. Babam daha disiplinliydi. Ben biraz disiplinsizdim o konularda açıkçası. Ben klasik müzikçi olarak disiplinli olmak zorundaydım. Çünkü okulda da öyle gördük yani. Ben keman öğrencisiydim. İstiklal Marşımızın bestecisi Zeki Üngör'ün oğlu Ekrem Zeki Ün benim keman hocamdı. Ve çok disiplinli bir hocaydı gerçekten. Torun özlemi çektiğini belirten Saim Akçıl, oğlunun tembelliğinden yakındı. Sinan Bey'in çok büyük çocuk özlemi var. Sizde var mıdır bir torun özlemi? Aa, istiyor babam. Torun özlemi var mı? İstiyorum ama tembel. Olmaz mı peki? Yani sonra? Müzik konusunda iyi, çalışkan da bu konuda biraz tembel galiba. Diyecek bir şey yok. İnşallah o zaman diyelim, olur. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım.
Arka Sokaklar ekibi Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri törenine katıldı. Dizinin Rıza babası Zafer Ergin ve Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan geceyi esprileriyle renklendirdi. Tabii hepimiz çok keyifliyiz. 16 senedir devam eden bir dizide olmaktan hem de başarıyla devam eden bir dizide beraber emniyetçili arkadaşlarımız hep beraber şeref ve keyif alıyoruz buradan. Şeref nasıl alınıyor onu bilmiyorum ama. Keyif alınırsa şeref de duyarız herhalde abi. Bilginizi de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Çok mersiniz. Yani Zafer abinin dediği gibi biz bu dizide büyüdük. Zafer abiyle beraber. Beni zaten annem getirdi. Beni teslim etti Arka Sokaklara. Hala devam ediyoruz. Ünlü oyuncu Arda Kural, eski sevgilisi Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekana izlemeye gitti. Ben ne bileyim, Yıldız'ı görmek her zaman bana iyi gelir. Çünkü çok güzel bir insan. Ben ona öyle hayran hayran bakarım, o da hep beni düşünür. Beni düşünerek güzel şeyler söyler falan. Yıldız da iyidir. Onu görmek iyi geldi yani. Tekrardan bir ilişki olur mu? İlişki falan yok. Yani öyle düşünmüyorum ben. Yani biz arkadaşız zaten. Görüşüyoruz. Yani görüşürüz. İlişki falan bilmiyorum ki. Biz yani buna söylenecek bir cevap yok. Yıldız Asyalı, Kural'ı yıllar sonra görmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Nasıl bir duyguydu hani Arda Bey'i karşınızda görmeniz ya da sizi dinlemeye gelmesi? Öncelikle mesela ben çok iyi gördüm. Ona çok sevindim. O da beni iyi gördü herhalde. Bundan sonra görüşsek mi falan dedi. Sizden ne gibi bir cevap aldı acaba? Biz onu merak ettik şu an. Şimdi... Ya ben ne kalbiniz diyeyim şu an? Kalbiniz dolu değilse görüşürmüşsünüz. Ya bunlar çok çok tabii özel ve ağır konular. Bakmadım hiç mevsimine. Ben yazıp ünlü yapımcı Fatih Aksoy'un annesi Lamia Aksoy'un cenaze törenine Kenan İmirzalıoğlu, Masum Kırmızıgül, Oktay Kaynarca, Pınar Altu, Talat Bulut, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı ve Şevval Sam gibi birçok ünlü isim katıldı. Hülya Avşar cenazede eski patronu Acun Ilıcalı ile karşılaştı. Ailem gibi mesleğe ilk başladığımız zamanlardan beri annesi de annem gibiydi. Dünyanın en tatlı kadınıydı, mekan cennet olsun, tam böyle Anadolu kadınıydı. İşte başsağlığı sabır dilemeye geldik. İşte ben... Yakın arkadaşı Sarpapak'la akşam yemeğinde buluşan ünlü oyuncu Engin Öztürk, yeni dizi projesi hakkında neler anlattı? Ünlü oyuncular Engin Öztürk ve Sarpapak, Armutlu'da bir restoran çıkışı görüntülendi. Bir röportaj çok kısa. Nasılsınız? Abi eyvallah. İyiyim, teşekkürler. Siz? Ya beraber yapalım, daha güzel olsun. Tamam. Güzel bir geceydi galiba. Aynen. Nasıl kimi? İlker Hanım'ın doğum günüymüş galiba da. Güzel duyduk. Ha yok, biz de yok, ben yani nice yaşta. Evet, biz ayrı geldik. Birlikte bir şey mi olacak onu öğrenseydin? Yok yok, öyle toplandık yani, yemek yedik. Normal yemek yedik aslında. Engin Öztürk yakında Annenin Sırrıdır Çocuk adlı dizide İrem Elvacıoğlu ve Selin Yeninci ile başrol oynamaya hazırlanıyor. Peki neler yapıyorsunuz? Bir proje var galiba. Projeye başladık, çalışmaya da başladık hatta. İyi gidiyor şimdilik. Çalışıyoruz. İşin notunuz da bu arada. Beğendin mi? Dikkat çekici, evet. Eyvallah. Çok yakışmış. Gerçekten gözlerinizin ortaya çıkmış. Sarpapak bu sezon Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel ve Akın Akın Özü ile başrolü paylaşıyor. Siz ne diyorsunuz? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben beğeniyorum montunu, çok beğeniyorum kendisini gerçekten. Çalışıyorum. Bugün tek boş günüm. Öyle hemen buluşalım dedik. Bayağıdır görüşemiyorduk. Bir yemek yiyelim dedik. Bayağıdır göremiyoruz sizleri. Evet, ben de sizi göremiyordum. Şaşırdım hatta. Siz de beni tanımadınız galiba. Biz ilk başta tanıyamadık. İşte biz düzen dışı kaldık artık. Böyle her şey normal yani. Sizin nasıl gidiyor? İyi mi? Bildiğiniz gibi çalışmaya kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok, çok sağ olun. Serenay Sarıkaya beraber samimi pozları ortaya çıkan Umut Evirgen'le ilgili soruya ne yanıt verdi? Umut Bey'le de fotoğraflar çıktı artık yanak yana. Şeyler söylemek ister misiniz artık? Her şey görünüyor gibi. Az sonra... Let me take you dancing, two step to the bedroom.
Bak neler oldu. Yasak Elma dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Biran Damla Yılmaz, oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan müzisyen Çağrı Tel Kıvıran'la yeni bir aşka mı yelken açtı? Çağrı Bey'le ilişki hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Biran Hanım'la bir aşk iddiası olduğu söyleniyor. Kim söylüyor? Bunu Çeşme'deki bir mekanda da yakınlaşmışsınız. Az sonra... Eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun kaybetmenin acısıyla sarsılan ünlü sunucu Ece Erken hangi sözleriyle yürekleri burktu? Yedi ay önce evlendiği avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, Etiler'de bir AVM'de aracını beklerken görüntülendi. Ece Hanım merhaba. Nasılsınız? Ünlü sunucu son olarak vefat eden eşinin hediyesi olan limon ağacının fotoğrafını Çeşme'deki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha coşkulu veriyor yedi veren. En görünen, en güzel yerde limon ağacımız notuyla yayınladı. Çok kısa konuşsaydık Ece Hanım. Çok da güzel bir paylaşım yaptınız limon ağacıyla. Sosyal medya sayfasını aktif kullanan Ece Erken, tüm ısrarlara rağmen kameralara konuşmamayı tercih etti. Bazı yorumcular için de konuşma yasağı geldi. Kısa bir yorum yapsaydınız Ece Hanım, neler söyleyeceksiniz? Yani, hani cevap vermeyince devamı gelecek. Hep şey yok. Toplayabildiniz mi kendiniz? Hani nasılsınız? Onları soralım. Sadakatsiz dizisinin arası Berkay Ateş, milli voleybolcu Simge Aköz'le beraberliği hakkında neler söyledi? Sadakatsiz dizisinin arası Berkay Ateş'le milli voleybolcu Simge Aköz'ün beraberliği dolu dizgin sürüyor. Geçen haftalarda basından köşe bucak kaçan Aköz, sevgilisinin 19 Şubat'taki 35. yaş gününü iyi ki mesajıyla sosyal medyadan kutladı. Ateş de Aköz'e aynı mesajla karşılık verdi. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Berkay Ateş'le Simge Aköz, Balta Limanı'nda kahvaltı yaparken kameralara takıldı. Sadece konuşsam. Ünlü oyuncu zaman zaman masasına gelip fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Berkay Ateş, sevgilisi Simge Aköz'ün aracına binmesini bekledikten sonra soruları yanıtladı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Merhabalar Berkay Bey. Merhaba. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Uzaktan çok güzel görünüyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin size de. Herhalde güzel günü değerlendiriyorsunuz. Evet, evet. Bugün böyle sabah setim yoktu, şimdi sete gidiyorum. Ateş, geçmişte Anne dizisinde beraber kamera karşısına geçtiği Cansu Dere ile yeniden oynamanın çok keyifli olduğunu söyledi. Dizi yani, çok iyi gidiyor. Güzel. Başladığı günden beri siz evet, de katılarak farklı bir enerji getirdiniz. Sağ olun. Dışarıda tepkiler nasıl, kendinizi nasıl hissediyorsunuz bu konuda? Güzel, keyifli hissediyorum. Yani hem zaten çok keyifli, kaliteli de bir projeydi Sadakatsiz. Yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, ekip daha önce tanıştığım, çalıştığım da bir ekipti. O yüzden ben de bu anlamda keyifli hissediyorum. Cansu yani. Hanım'la birkaç sene önce yine oynamıştınız. Anne de oynamıştık. Evet. Enerji bayağı bir tutuyor. Evet, herhalde. Evet. Enerjimiz de tuttu. Keyifli devam etti yani. Bu anı burada donduralım olur mu? Tam şu anda. Çukur dizisinin ardından Sadakatsiz'de de sonradan katılan ödüllü oyuncu bu durumu risk olarak görmediğini ifade etti. Aslında risk olarak görmüyorum çünkü aslında bu benim için hem Çukur'da ve Sadakatsiz'de oldu. Baktığımız zaman da hem Çukur ve Sadakatsiz ikisi de çok kaliteli işler, kaliteli yapımlar. Hem senaryosu hem oyuncu kadrosuyla. Bu anlamda ben de böyle bir kaliteli yapımın içine girmek, bir hikayenin içine girmekten aslında yani imtina etmiyorum. Bu yüzden hem Çukur hem Sadakatsiz'e dönüp baktığım zaman iyi ki yaptım dediğim projeler. Berkay Ateş, Burak Sergen'in ardından kendisinin de diziye veda edeceği iddiasına yanıt verdi. Burak Sergen de projeden çıktı. Evet. Bizimle çıkacağına dair haberler var. Ölüm sahnesi mi şimdi... Yok canım. Yani ölüm sahnesi mi çekilmiş? Bilmiyorum kardeşim. Haberleri çok çıkmış. Öyle mi? Nerede çekilmiş? Yok yani biz şu an devam ediyoruz. Sete gidiyorum zaten. Bak bu senin bu iyi günlerin. Daha da kötü olacaksın. Ailemize çektirdin. Her şeyi çektireceğim sana.
Ateş, Simgah Köz'le evlenmeyi düşünmediklerini de ifade etti. Size. Mutluluklar dileriz. Sağ olun, teşekkür biraz ederim. Biraz onu konuşsak mı? Hani ne zaman başlayacak? Keyifli yaşıyorum ya her şeyi. En son doğum günü paylaşımları yine çok Evet. Öyle şu an güzel. Her şey yolunda gidiyor yani çok şükür. Kolay gelsin size de. Yok ya. Kolay gelsin sevgili. Defne Sami ile sahne aldığı mekanda kendisini izleyen yeni sevgilisi iş insanı Onur Arıkan'la ilgili soruya ne yanıt verdi? Bir istihbarat aldık. Adınız daha önceden anıldığı bir Onur Arıkan vardı. Onun da özel içeride olduğu ile ilgili. Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Çıktınız ama. İyi geceler. Onun da iyi akşamlar. Defne Hanım'ı dinlediniz. Hayırlı olsun diyelim. Az sonra... Yasak Elma dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Biran Damla Yılmaz, oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan müzisyen Çağrı Tel Kıvıran'la yeni bir aşka mı yelken açtı. Neler oldu? Yasak Elma dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Biran Damla Yılmaz'ın oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan yakın zamanda ayrılan müzisyen Çağrı Tel Kıvıran'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkili Perşembe gecesi Arnavutköy'de bir mekanda eğlendi. İçeriye beraber giren Yılmaz'la Tel Kıvıran kapıda muhabirlerin beklediğini öğrenince dışarıya ayrı ayrı çıktı. Biran Damla Yılmaz'ın bindiği aracın önündeki bir demet fulya çiçeği dikkat çekti. Biran Hanım iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Birazcık sohbet etseydik. Çağrı Bey'le ilişki hayırlı olsun. Yok, teşekkür ederim. Çiçek damış kendisi size. Geçen haftalarda da meslektaşı Tansel Öngel'le adı anılan güzel oyuncu bindiği araçla mekanın önünden hızla ayrıldı. Daha sonra dışarı çıkan Çağrı Tel Kıvıran, Biran Damla Yılmaz'la hakkına çıkan aşk iddiasına yanıt verdi. Biran Hanım da neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Siz abinizsiniz. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Allah ışıklar. Biran Hanım da bir aşk iddiası olduğu söyleniyor. Kim söylüyor? Kuru Çeşme'deki bir mekanda da yakınlaşmışsınız. Var. Beyefendiler, yalan söylemeyin artık. Abi çok teşekkür ederim. Çok geç oldu. Bir şey söylemek ister misiniz konuyla alakalı? Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir durum yok, bir şey yok. Bak stüdyoya gidip daha şarkı yapacağız yani. Tel Kıvıran'ın uzun süredir beraberlik yaşadığı Aslı Bekiroğlu tarafından aldatıldığı öne sürülmüştü. Bekiroğlu'nun ördek kostümüyle yarıştığı Maske Kimsin Sen yarışmasının kutlama gecesinde Kubilay Akay'la yakınlaştığı iddia edildi. Aslı Hanım'la da ayrılıkla alakalı Kubilay Bey'le aldattığı söyleniyor. Yani öyle bir şey bilmiyorum ama herkese Allah yolunu açık etsin falan diye. Ayrılık sebebi üçüncü kişiler mi peki? Hayır abi. Yani aylar önce biten bir şeydi o. Böyle bir durum. Teşekkür ediyorum. Çok yoruluyorsunuz. Çağrı Tel Kıvıran, Biran Damla Yılmaz'ın bindiği arabadaki çiçekten haberinin olmadığını da sözlerine ekledi. Arabada da bir çiçek gördük. Sizden mi geldi acaba diye merak ettim. Yani hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum ki. Peki teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İş insanı Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, hamile olduğu iddiası hakkında ne tepki verdi? Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Kadir Gecesi'nde evleneceği iddia edilen Hadise, Perşembe günü İstinye'de kameralara takıldı. Ünlü şarkıcı, bir gün önce kız kardeşi Derya Açıkgöz'le Evlen Benimle filmini izlemiş ve jenerik müziği eşliğinde dans ettiği videosunu içindeki çocuğu asla kaybetme, asla dans etmeyi bırakma notuyla paylaşmıştı. Önümüzü mü kapatacaksınız? Haydi vallahi ne konuşacağız arkadaşlar? Dansı soralım efendim, benimle evlen dansını. Arkadaşlar kolay gelsin. Ünlü popçuya son dönemde hakkında çıkan haberler soruldu. Evlilik haberleri çıktı. Evet, 3000 lira bir ceza aldı tacizimiz. İtiraz ettiğini söyleniyor, doğru mu? Arkadaşlar her şey için teşekkürler. Sizleri çok seviyoruz. Kolay gelsin, görüşürüz. Ben daha
Hadise aynı akşamsa sevgilisi Mehmet İnçerler'le Etiler'de bir restoranda yemek yedi. Dışarıya el ele çıkan çift ayrılık iddialarına inat mutluluk pozları verdi. İyi akşamlar Mehmet Bey, akşamlar. Evet. Birazcık sohbet etseydik her zaman denk geliyoruz. Nerede? Tebrik ederiz. Ünlü şarkıcı düğün planları ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Evleneceksiniz. Düğün hazırlıkları başladı maalesef. Yazar mı nikah? Nikah. Hadisenin geçen günlerde paylaştığı fotoğraflarda ellerinde ve kollarındaki dövmeler çok dikkat çekmişti. Türkiye'de mi olacak, İstanbul'da mı? Hadise Hanım, siz bir şeyler söyleseniz. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız paylaşımda dövmeleriniz çok konuşuldu. Mehmet Bey'le de ilgili bir dövme düşünüyor musunuz yaptırmayı? Ünlü popçunun sevgilisi Mehmet İnçerler'in evlilik teklif ederken taktığı 3 milyon TL'lik yüzüğünü parmağından hiç çıkarmadığı görüldü. Birazcık cama açalım lütfen. Gözlerinizden çok... okunuyor ama hiç biz konuşamıyoruz sizinle. Hadi sanırım bir cama açalım. Mehmet Bey bir yasak mı getirdi size konuşmamayla ilgili? Ama hiç konuşamadık. Öte yandan hadisenin hamile olduğu iddiası ortaya atıldı. Hakkında çıkan haberlere genellikle sessiz kalmayı tercih eden ünlü popçunun bu söylentiyi jet hızıyla yalanlaması dikkat çekti. Hadise hamile olduğu iddiasına şu yanıtı verdi. Hamile değilim, daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce, sonra Allah'ın izniyle inşallah. Ünlü oyuncu Deniz Çakır dün gece Kiminle Magazin attı kamerasına takıldı. Özel haberimizi izliyoruz. Ünlü oyuncu Deniz Çakır dün gece yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi. Çakır, Kuruçeşme'deki evinden beraber çıktığı gizemli erkek arkadaşıyla bir çiçekçiye gitti. İyi akşamlar Deniz Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, siz nasılsınız? Biraz konuşalım, neler yapıyorsunuz? Uzun zamandan beri görüşemiyoruz. Yemeyiz. Nasıl her şey yolunda? İyi, her şey yolunda, çok teşekkürler. Beyefendi sorsaydık kim? Tanıyamadık ama biz. Teşekkür ederim. Kapalı mı? Kolay gelsin. Yeni mi birliktelik mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim mi? Beyefendi öğrenseydik Deniz Hanım. Hay, kolay gelsin o. Hayırlı olsun diyelim mi peki? Ne istiyorsanız değil. O zaman hayırlı olsun diyelim. Hoşçakalın, kolay gelsin. Uzun hani yeni bir birliktelik mi yapsak? Ne olur, ne olur. Evet. Peki. Teşekkür ederim. İyi akşam, sağ olun. İkili Kuruçeşme'deki çiçekçi kapalı olduğu için taksiye binip Ortaköy'e geçti ve buradan çiçek aldı. Çakır ve erkek arkadaşı daha sonra tekrar taksiye binip Beşiktaş'ta bir otele giriş yaptı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır'la başarılı müzisyen Emir Ersoy'un Alaçatı'da kıyılan nikahı hangi renkli anlara sahne oldu? Şahitlerin ve konukların önünde kabul ediyor musunuz? Evet! Az sonra... Defne Samyeli sahne aldığı mekanda kendisini izleyen yeni sevgilisi iş insanı Onur Arıkan'la ilgili soruya ne yanıt verdi? Defne Samyeli'nin adı bir süredir kendisinden 9 yaş küçük olan iş insanı Onur Arıkan'la anılıyor. Arıkan, cuma akşamı Samyeli'nin sahne aldığı Ortaköy'deki mekana gitti. Samyeli gece boyunca sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkılarını söyledi. Mekandan beraber ayrılmayı planlayan ikili dışarıda basının olduğunu öğrenince ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Kardeşi Suhan Samyeli ve kızıyla otopark kapısından çıkış yapan ünlü şarkıcı soruları yanıtladı. İyi akşamlar Defne Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız çocuklar? Teşekkür ederim. Hayırdır? Nasıl geçti sahneniz? Ay çok iyi geçti, çok keyifli geçti, çok mutlu oldum gerçekten. Zaten işletmecileri benim arkadaşım. Alaçatı'da da orada işlettikleri yerde daha önce sahne almıştım. İstanbul'da bu mekana ilk kez gelme fırsatım oldu. İlk kez yapmışız, çok eğlendik. Bundan sonra sahne alacak mısınız peki her hafta? Toplam 3 programlık anlaşmam var. Her hafta değil de öyle paket program yapıyoruz artık. Hayırlı olsun.
49 yaşındaki Defne Samyeli, Onur Arıkan'la ilgili soruyu duyar duymaz uzaklaştı. Bir istihbarat aldık. Adınız daha önceden anıldığı bir Onur Arıkan vardı. Onun da özel içeride olduğu ile ilgili. Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Ama. İyi geceler. Sağ olun. Hayırlı olsun diyelim biz de. Defne Samyeli ile bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşayan Onur Arıkan, mekandan taksiyle ayrıldı. Onur Bey, iyi akşamlar. Defne Hanım'ı dinlediniz. Hayırlı olsun diyelim. Evet, yeni bir birliktelik. Neler söyleyeceksiniz? Birkaç aydır beraber olduğunu söyleniyor. Onur Arıkan'ın ağzını bıçak açmadı. Hayırlı olsun diyelim. Evet, yeni bir birliktelik. Neler söyleyeceksiniz? Birkaç aydır beraber olduğunu söyleniyor. Arıkan'ın daha sonra kendisine eşlik eden kız arkadaşıyla başka bir mekanda eğlencesine devam ederek hedef şaşırtmaya çalışması dikkat çekti. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 7 hafta aradan sonra sevenleriyle hasret giderdi. İzliyoruz. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri töreninde sahne aldı. Geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle diz kapağı kırılan güzel sanatçı 7 hafta aradan sonra sevenleriyle hasret giderdi. Çok anlamlı bir gece. Kristal Şehir Başarı Ödülleri gecesi. Öncelikle tabii ki ödül alan Türkiye'nin her yerinden tüm gerek iş adamları gerek belediyede çalışan başkanlar dahil olmak üzere zannediyorum. Ödül alan herkese tebrik ediyorum. İnşallah keşke her günümüz, her anımız böyle mutlu geçse, neşeli geçse. Bana kalan da kısa bir süre var. Ben de o sürede birazcık da olsa sizlere böyle keyifli vakit geçirmek istiyorum. Çünkü ben de yaklaşık bir 7 hafta sonra talihsiz bir kaza geçirdim. Onun üzerine ilk defa sahne alıyorum. Benim için de çok özel, bu anlamda ayrıcalıklı olacak. Beraber söylersek daha güzel olur. Şarkıları daha anlamlı hale gelir diye düşünüyorum. İçimizi dökelim diyorum. Eğlenceler diliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teker tekerlik. Ebru Yaşar, gecede muhteşem sesiyle davetlilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Bu ne sevgi, bu ne ıstırap, zaman kalbi ne kadar harap, aşk bir hastalıktır tabi, aşka yardım başka. Sahne performansıyla hayranlık uyandıran Yaşar, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle zaman zaman şarkılarını oturarak söylemek zorunda kaldı. Ünlü sanatçı sadece Türkiye değil, dünya müzik listelerini de alt üst eden son şarkısı İçime Ata Ata'ya da sahne repertuarında yer verdi. İçime ata ata kalbimi vurur ruhsalara, bu gece yarama mesel olur anıma, yardan zarar atar acıma, yapışır kapıca içime. Şimdi kısa bir ara, şov dünyasından çok özel haberlerle tekrar karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
Kocak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Kocak yeter. Kocak. Yüz binlerce eğlenceli içerik, Türkçe sesli komut ve ekran yansıtma özelliği. Hepsi çerçevesiz şık tasarımı ve üstün görüntü kalitesiyle Beko Android TV'de. Şimdi lansmana özel 50 inç 4K Beko Android TV 8399 lira. Her evde, her tarifte, her mutfakta türlü sebzede, pilavlarda, çorbalarda. Her gün milyonlarca lezzetli yemeğin kalbinde kolayca eriyen Knorr bulyon var. Knorr bulyon varsa tabaklarda bol bol çeşit, sofralarda bol bol lezzet var. Knorr, lezzeti iyilikten. Kocak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Kocak yeter. Kocak. Serenay Sarıkaya beraber samimi pozları ortaya çıkan Umut Evirgen'le ilgili flaş açıklamayı yaptı. Dağdan nasılsınız? Ben geldim diye mi kısıldınız? Serenay Sarıkaya Nişantaşı'nda doktor kontrolüne giderken görüntülendi. Güzel oyuncunun renkli eldivenleri ve şık görüntüsü dikkat çekti. Evet Serenay Hanım. Serenay Hanım burası bir güzellik. Ay çok teşekkür ederim. Allah Allah. Çok tatlısınız. İyiyim sağ olun. Siz de buradan birkaç kelime alalım mı? Nasılsınız? İyiyim. Çok efendim çok kıyafet fotoğraflar çıktı. Sarıkaya doktora rutin sağlık kontrolü nedeniyle gittiğini söyledi. Elimi tutmak hazırsın. Nasılsınız? İyiyim iyiyim sağ ol çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Uzun zamandır göremiyoruz sizi. Konuşalım yani, artık diye. Sayılır. Bizi de kırmayıp biraz erken çıktınız sanırım. Yok. Doldu süren seansım vardı. Aynen. Geçmiş olsun dedim. Çok teşekkürler. Hiç o kadar önemli bir şey değil ya. Rutin bir şey. Çok sağ ol. Ünlü oyuncu Amerika'da 20 gün baş başa tatil yaptığı halde sadece arkadaşım dediği işletmeci Umut Evirgen'le geçen günlerde samimi şekilde görüntülenmişti. Umut Bey'le de fotoğraflar çıktı artık yanak yana. Bir şeyler söylemek ister misiniz artık? Her şey göründüğü gibi. Yoruldum konuşmaktan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Doğru mudur peki? Kolay gelsin. Çok sağ olun. Zahmet ettiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Alaçatı'da evlenen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy neden kız isteme merasimini nikahtan bir gün önce yaptı. Düğünde aynı zamanda 38. yaş gününü kutlayan Beren Saat nasıl coştu? Evlilik hakkında her şeyi dizisinin azrası Gökçe Bahadır, geçen yazdan beri beraberlik yaşadığı müzisyen Emir Ersoy'la Alaçatı'da nikah masasına oturdu. Gelin arabasında Gökçe Bahadır'la Emir Ersoy'un düğündeki kostümlerine uygun bebeklerin kullanılması dikkat çekti. Emir Ersoy, düğünü Çeşme'de Gökçe Bahadır'a evlilik teklif ettiği sokakta yaptıklarını söyledi. Dakikalar kaldı, imzalar atılacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Heyecanlıyız. Hem tüm sevdiklerimiz burada. Bizim için de çok heyecanlı bir gün. Burnunda roşu var. Roşu var. Diye ben de burnumda. Burnunda kimin o? Huruş kimin? O yüzden çok heyecanlıyız. Çeşme'deyiz. Evet. Sizin için ayrı bir önemi var. Evet. Evlilik teklifi herhalde burada geldiği için düğünde evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya buraya aslında buraya gelirken oldu. Evet. Tam bu yolda, bu sokakta ondan sonra ama onun izini bulamazsınız. Orada bir hatıramız var. Evet, o yüzden burası bizim için özel bir yer haline geldi. Alaçatı. Kız isteme merasiminin nikahtan bir gün önce yapılması sosyal medyada çok konuşuldu. Emir Ersoy, yakın dostu Erkan Kolçak Köstendil'in bir minibüs dolusu müzisyen getirdiğini anlattı. İsteme işte ailenle tanışması herhalde dün mü oldu? Evet dün oldu. Evet. Her şey çok çabuk oldu. Çünkü vakit yok. Çalışıyoruz vesaire. Benim ailem de İstanbul dışında yaşıyor. Öyle
böyle olunca mecburen ancak dün bir araya gelebildik ailelerle. İstemeyi dün yapabildik. Örf ve adetimize de uyuyoruz anladım. Emin bir her şeyi evet. Yaptırmış herhalde Gökçen. Örf ve adete valla Erkan biraz uydu gibi oldu. Çünkü ben aslında... Tuzlu kahveyi yaptım aslında. Ha ben şeyden davul zurna... Davul zurnayı mı söyledim? Ben tuzlu kahvedeyim. Herkes kendini... Çok karışık. Kahveyi sordum. Çok karışık. Kahve nasıldı? Kahve ben hayatımda içtiğim en güzel kahveyi içtim. Çünkü kıyamayıp koymamış tuz. Koydum. Çok az. Ama çok az. Ben hiç bir anlamadım. Çok az. Evet. Evet. Sadece kahvenin dibinde anladım onu. Evet. Davul... Büyük bir sürpriz oldu bize davul zurna. Davul zurna Erkan bir minibüs dolusu müzisyen arkadaşımızı toplamış getirmiş. Klarnet, davul, zurna indiler minibüsten bir anda davul zurna başladı. Tabii düğün oldu o zaman dünya. Küçük önce dün, provasını evet, yaptık. Evet. Çok çok keyifliydi, çok güzeldi. Sürpriz oldu. Bahadır'ın siyah kuşak detayı öne çıkan kabarık gelinliği büyük beğeni topladı. Güzelliğinizle göz kamaştırıyor böyle. İlk kez mi gördü bu arada gelinliği evet. Yoksa daha önce provalar ben ilk, falan? Evet. İlk kez görüyor. Provada da beni almadıkları için. Da, ben seni bir tek düğüne almışlar. Bir şey söyleyeceğim. Damadın hiçbir işe yaramadığını bugün anladım. Bir tek düğünde bir tek evet derken herhalde. Onu da bir dublör tutmazsın herhalde abi. Arkadan bir şey. Bütün her şey gelinin üstüne kurulu evet bunu anladım. Bir tane mi gelinlik giyeceğiz bu arada? Akış nasıl sizin için 2-3 tane tasarladınız? Yok belki işte bir sonra gecenin ilerleyen vakitlerinde belki bir şey değiştiririm. Ondan da emin değilim bilmiyorum henüz. Gelinlik demişken bir ayakkabıyı da görme şansımız var ama altında kimlerin isimleri var? Dur daha isimleri yazmadım. Yazmadınız? Daha yazmadım. Yazacağım daha yazmadım. Siparişler var. İsim siparişleri onları yazacağım. Gelinlik kimin imzası var efendim gelinlikte? Züleyha. Züleyha Kur'un. Evet. Çok farklı o da... siyah bir kuşak. Ya evet çok yani... çok içime sinen bir gelinlik oldu. Valla buradan tekrar teşekkür ederim. Çünkü çok kısa zamanda bir hafta 10 gün gibi bir sürede gelinliği hazırladı. Ayrıca da damatlık da bu arada kendisine ait. Züleyha'ya ait. Züleyha Hanım. Evet. Siz de mi ilk kez görüyorsunuz? Evet. Ben de onu ilk kez. Zaten yeni biz böyle zaten kendisiyle bugün tanıştım. Pardon. Zaten geldim de böyle bakmak istiyorum Emre çünkü hiç görmedim. O yüzden bizim için de sürpriz oldu. Evet, evet. Evet. Kameralar karşısında doya doya bakıyorsun şu an birbirinize. Kapatabilir miyiz biraz? Bu arada herhalde bir balayı da olmayacak. Olmayacak. Set devam ediyor çünkü. O yüzden çalışıyoruz. Evet, yarın dönüyorsunuz. Yarın dönüyoruz. Evet, dönüyoruz. Sonra çalışmaya başlıyoruz. Güzel oyuncunun birçok ünlü ismin aksine küçük taşlı bir nikah yüzüğü taktığı görüldü. Evlilik yüzüğünü göremedik efendim. Onlar... sürprizler daha. Şeyin işte sürprizler. Benim elim cebimde kalmış. Abi bir şey söyleyeyim. Çok herhalde böyle tatlı, evet. Minnoş bir şey herhalde. Aynen farklı. Öyle. Minik, küçük, minimal. Biraz evet. O ana gidersek nasıldı bir evlilik teklifini tekrar birazcık? Ya ben yolda dedik ama nasıl bir... Evet o detaylar... Tamamen doğaçlama mı? Evet evet aynen. Biz çöktüm abi falan böyle elimden ayak tutuyordu. Yok yok öyle olmadı. Bir doğal ambiyans vardı tabii. Ben de bir anda döndüm. Evlenelim mi dedim. O da dedi ki bu bir teklif değil ki. O zaman da ben de teklif versiyonuna çevirdim hemen onu. Yani dizler çöküldü falan. Yok diz çökmedim. Diz çökmedim. Diz çökmedim ama evet. Zaten. Çökmedi evet. Diz çökmedim ama çok evet. Güzel çok tatlı ama bir güzeldi. Ortam vardı. Ama bak evet. Böyle bir söylerken yükte kalmış. Yok böyle ya bir... sen de şimdi araya şey yaptın. Öyle bir şey olmadı. Yok. Gökçe Bahadır'ın ailesi de kızları kadar heyecanlıydı. Bahadır ve Ersoy davetlilerin karşısına alkış ve tezahüratlar eşliğinde çıktı. Nikah Kenan Doğulu'nun yaptığı Erol Ilgin esprisi damgasını vurdu. Kenan Doğulu. Gökçe Bahadır, davetlilerin uyarısıyla işinin ayağına bastı. Nikahın ardından Gökçe Bahadır'la Emir Ersoy misafirlerle beraber damadın şahitliğini yapan Kenan Doğulu'ya düğünde işi veren saat değişik etti.
26 Şubat'ta 38 yaşına giren Beren Saat düğünde aynı zamanda yaş gününü de kutladı. Saat, doğum gününü ilham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk mesajıyla kutlayan eşi Kenan Doğulu'ya gece boyunca sık sık sarıldı. Sen gülünce bizim için, hep gülümse için için. Alaçatı'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen düğünde Gökçe Bahadır'ın şahitleri arasında Cansu Tosun da vardı. Nikah saatini meslektaşı Begüm Akkaya ile beraber bekleyen Tosun mutluluktan ağladığını söyledi. Siz de bugün nikah şahidisiniz anladığım kadarıyla. Evet. Ya çok heyecanlıyım. Çok yani ağladım biraz önce. Ne bileyim, ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. İlk kez çok yakın bir arkadaşım evleniyor. İnşallah çok mutlu olurlar. Kız tarafımız erkek tarafımız. Kız. Ya net kız tarafıyım. Evet, bir kız tarafı var. Ağladım derken kendi açınızdan ne gibi duygular yaşadınız? Ya çok mutlu oldum. İkisini de çok seviyorum. Çok mutlu oldum. Çok güzel şeyler hissediyorum. Ve mutluluk gözyaşları yani. Onların adına çok mutluyum. Cansu Tosun kız alma töreninde hazır bulunan eşi Erkan Kolçak Kösendil'in çekimleri olduğu için düğüne katılamadığını belirtti. Tek geldiniz bugün. Çalışıyor Erkan. Evet. O dün kız almaya gitti. Açılışı yaptı. Ben devamını burada tamamlıyorum. Almanya'da yayınlanan bir diziye konuk oyuncu olacağını açıklayan Tosun, Hollanda'da futbol oynayan eşi Erkan Kolçak Kösendil ile ilgili espri yaptı. Güzel projeleriniz var mı? Neler yapıyorsunuz? Onlardan biraz daha. Var. Bir yurt dışı projem var. Hollanda mı? Almanya bu sefer. Konuk olacağım bir dizide. Hollanda ne durumda? Tekrar bir gidip gelme durumları var mı? Yoksa bu ara askıya kaldı mı? Ya biliyorsunuz biz her boşlukta gitmeyi, gelmeyi seviyoruz. Yakında yine bir gideriz oraya herhalde diye düşünüyorum. Orada bitti mi Erkan Bey futbolda? Valla ben Erkan'ı takip edemiyorum ki. Bir anda böyle geliyor diyor. Ben şu takımla anlaştım. Bunu yapıyorum. Aa öyle mi diyorum. Kutluyoruz sonra. Hiç belli olmuyor Erkan'ın planları. Yakında takım alacak, gelecek zor. Öyle olabilir. Hiç şaşırmam yani. Düğünün davetlileri arasında damat Emir Ersoy'un yakın arkadaşı ünlü oyuncu Cansel Elçin de vardı. Çok güzel bir gün. Bir de İstanbul'dan buraya gelmek de güzel bir şey. Memleketim sonuçta İzmir, Tire, Alaçatı. Buraları çok seviyoruz. Burada düğün yapmak bence çok iyi bir fikir. Yani biraz da koronadan da uzaklaşıyoruz. Açık havada. Güzel bir şey. Emir benim çok uzun zamandır arkadaşım. Babası Metin. Tam erkek tarafıyız. Belli oldu. Gökçe'yi de çok uzun zamandır tanıyorum. Bir de onları birleştiren çok güzel bir şey var. O da müzik. Bu akşam da böyle müzik eşliğiyle dans edeceğiz, eğleneceğiz. Süper. Onun dışında efendim sizde güzel bir ilişkiniz var. Her şey yolunda gidiyor ama böyle işte daha öncesinde Emir Bey'le konuştunuz mu? Böyle tavsiyeler vesaire vesaire. Yok yok öyle bir şey. Herkesin özelliği başka. Börü 2039 adlı dijital dizide rol alan Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın Baba dizisinin setinde olduğunu söyledi. Tuğçe şu anda çalışıyor Baba setinde. Ben de eğlenmeye geldim. Tabii o da güzel bir başlangıç yaptı. Süper gidiyor. Peki efendim şöyle söyleyeyim. Şahit misiniz? Yok. Şahitlik yok mu? Yok. Ama erkek tarafıyım diyorsunuz. Ama yani erkek. Siz neler yapıyorsunuz abi? Nasıl gidiyor her şey? İşte Börü 2039 bitti çekimleri. Son 3 bölüm yayınlanacak. Magazin hattının maalesef bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.